Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 23 günde üçgenler kampımızın 22. gündeyiz Son güne yaklaşıyoruz artık. Yarın kampımız bitiyor arkadaşlar. Hüzünlüyüz ama vazgeçmeyeceğiz. Tabii ki bu kampı sonradan izleyen arkadaşlar olacak. Onlara şöyle bir e, ifade vermek istiyorum. Arkadaşlar bu kampı izlerken eğer bugüne geldiysen sen gerçekten çok emek verdin ve bu işi burada bırakmayıp daha ileriye götüreceğine inanıyorum. Tamam mı? Gönülden inanıyorum. İnşallah çok güzel haberler alacağım sizden. Dedikten sonra 22. günümüze başlayalım, değil mi? Evet, 22. günümüze başlayalım arkadaşlar. Şöyle hemen ekranım gelsin ve ilk soruyla beraber üçgenin alanı hop bitirelim. Üçgenin alanı böyle parça pinçik edelim, değil mi? Şimdi bak, BC artı AC ilk soruda gördüğüm bak, BC artı AC 18 birim verilmiş. Tamam. Bir de DC'nin açıortay bilgisi var. Bak DC'nin açıortay olduğunu biliyorum. Peki arkadaşlar D noktasından H'a dik atılmış. Eğer ben BC'yi doğrusal uzatırsam açıortay kuralını hatırlayın. D noktasından H'a dik atılmış. Eğer ben o zaman şunu da söyleyebilir miyim arkadaşlar? D'dan diğer eşit olan açıya ben dik atarsam bu dörtlerin birbirine ne olduğunu biliyoruz? Eşit olduğunu biliyoruz. Bu bir açıortay kuralıydı. Şu dördü düzelteyim. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki BC AC. Gelin BC'ye A harfi verelim. AC'ye de B harfi verelim. Tamam şu şekilde. Peki ben ABC alanını istemiş olsam yani alan ABC benden isteniyor. Şu sarıyla boyadığım geniş açılı üçgenin alanı nasıl bulunur arkadaşlar? B açısı geniş açı. Çünkü neden? Dışarıdan yükseklik indiği için. İçeride dar açı varsa dışarıda geniş açı vardır. Tamam mı? Peki dışarıdan yüksekliğimiz 4. Çarpı tabanımız A sarı üçgenin alanı yazıyorum. Bölü 2 artı. Sonra diyorum ki hadi hep beraber bir de mavi üçgenin alanını bulalım. Bak. Şuradaki mavi üçgen yüksekliği zaten belli değil mi? 4. E taban da B değil mi? Evet. O zaman 4 çarpı B bölü 2. Bak. 4 çarpı B bölü 2 bize bu iki üçgenin alanının toplamını verecek. Peki arkadaşlar soldan 2A sağdan da 2B geldi. Yani iki parantezini alıp A artı B diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Peki biz zaten A artı B'nin ne olduğunu biliyoruz? 18 olduğunu biliyoruz. O zaman 2 çarpı 18 bana ne veriyor arkadaşlar? 36 birim kare getirir. Demek ki doğru cevabımız E seçeneğiymiş. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Cevabımı şöyle işaretledim. Tamam. Geçiyorum ikinci soruma. Şimdi ikinci soruda alan parçalama olayımız var. Biraz daha yaklaştırabiliriz. Şimdi bak bu soruda şunu yapmak istiyorum önce. G ağırlık merkezi. Peki biz öğrendiklerimizi uygulayalım değil mi? Ne demek bu? Ağırlık merkezi A'dan G'ye birleştirdin. B'den G'ye birleştirdin. C'den G'ye birleştirdin. Doğru mu? Peki bu birleştirdiğimiz uzunluklar sonuçta ağırlık merkeziyle birleştiği için alanı 3 eş parçaya bölüyor muydu? Hatırlayın. Kenar ortaylar devam ederse yani kesişirse kenar ortayı çizdiğimde 6 eş parçaya bölüyordu. Ama sadece ağırlık merkezine birleştirirsem ABC'den 3 eş parçaya bölüyor. Yalnız şurada oranımız var bak. BD'ye ben N yazsam. Küçük N. BD'ye N yazdım. AD ne olacak arkadaşlar? 2N. Peki EC'ye T yazıyorum. Bak farklı bir harf yazıyorum. 3T ne oldu? AE oldu. Buraya da 3T yazdım. Şimdi kritik noktamız şurası aslında. Ben gelip N tabanındaki bölgeye A alan desem 2N tabanındaki bölge ne olacak? 2A olacak. Şimdi ben burayı topladığımda 3A görüyorsunuz değil mi? Yani bu 3A ise gelip şuraya da 3A diyebilirim. Ve AGC'ye de 3A diyelim, diyebilirim. Ama burada asıl sıkıntımız ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim T tabanına farklı bir harf vermemiz gerekiyor. Çünkü burada oran farklı olduğu için 3T tabanına da 3B diyorum. Bakın T'ye B verdim. 3T'ye 3B verdim. Peki 3B ile B'yi topladığımda 4B yaptı. Ne demiştim? AGC alanı A, B, G'ye veya G, B, eşit olacaktı. Yani 4B dediğimiz şey 3A'ya eşit. Bu burada dursun. Şimdi tüm alan verilmiş mi? Verilmiş. 3A burada. 3A burada. 4B de 3A'ya eşitti. Yani 3 kere 3'ten 9A 108 geldi. A buradan ne gelir arkadaşlar? 12 gelir. Şimdi A'yı geldin 12 buldun ama senden taralı bölge istenmiş. Tamam şuraya 12 yazdım. 12 ile 3'ü çarptım 36 yazdım. Peki B lazım bize. A'yı 12 verirsem arkadaşlar 3 çarpı 12'den 36 değil mi bu? Peki 36'yı 4'e böldüğümüzde B'nin de 9 olduğu ortaya çıktı mı? Çıktı. Gelip şuraya da 9 yazdım. Peki 36 ile 12'yi topladığımda 48 yapıyor. Bak 48. E bir de 9 ekleyeceğim taralı bölge için. Ne yapar arkadaşlar? 57 yapar. Eşiklere baktığınızda cevabınız C seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Devam edelim. Üçüncü sorumuz. Şöyle biraz küçültebiliriz. Tamam. Bak üçüncü sorumuzda ne görüyorsunuz? DAB ve ABC birer üçgen. DAB açısı CAB'ye eşit verilmiş. Peki burada bir ikiz kenarlık söz konusu. Bak AB ile AC eşit verilmiş. Peki ikiz kenar üçgende arkadaşlar. Bak ikiz kenar üçgende. Ne yapıyorduk? Tabandan bir nokta alıyorduk ve ikiz kenarlara atılan yüksekliklerin toplamı tabandaki bir tane yüksekliğe eşitti. Yani B'den indirdiğim yükseklik veya C'den indirdiğim aynı kenarları indirdiğim yükseklik, yükseklik 3 artı 4'ten 7 geldi mi? Geldi. Peki bu açı ortayı niye vermiş size? Sizin gelip şurada B noktasından dik atmış. O zaman B noktasından diğer açıya dik attığında bu yüksekliğin de 7 olduğunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. AB bir açı ortay. E peki taralı bölgenin alanı istenmiş bizden. Yükseklik 7. Taban 12. 7 çarpı 12 bölü 2 ne yapar arkadaşlar? 12 ile 2'yi sadeleştirdim. 6. 6 kere 7. 42. Var mı şıkladı? Var. Bir an 43 niye aklıma geldi ya? Aynen. 7 çarpı 12 bölü 2 42. Tamam mı? Üçüncü sorumuz da bu şekildeydi. Geçiyorum. Dördüncü sorumuza. Şimdi ne gördük? ABC bir üçgen. G ağırlık merkezi ağırlık merkezi bak ağırlık merkezi paralel çiziyorsa bak şurada zaten ağırlık merkezi kenar ortaylarının kesim noktası. Paralel çiziyorsa 312 kuralı vardı hatırlarsak. Yani ben buraya 3K, K, 2K diyebiliyordum. Ya da şöyle yapabilirsiniz. 2K'nın üstü 4K olacak ya. Ben şurada kum saatinden bak kum saatinden 1'e 2 oranını yazıyorum. 1'e 2 oranını yazıyorum. Sonra da diyorum ki 2K'nın üstü 4K olacaksa K'sı buradaysa 3K'sı burada. Zaten 312'nin ispatı da bu şekildeydi. Hatırlarsak. Peki şimdi ben burada şöyle bir şey yapsam bak K, 3K, 2K üzerinden konuşuyorum. Sarılı alanların toplamı 24. Doğru mu? Peki şu AG'yi birleştirelim. Tamam mı? Bizim burada amacımız tamamen bakın K tabanına ben şöyle bir A yazsam. 3K tabanı 3A olacak ya. Peki 3A burada var. 1A burada var 4A. GDC üçgeninde 4A varsa tabanlar eşit olduğu için getirip buraya 4A yazabilirsin. Demek ki 4A 4A'dan dolayı bak 4A, 4A'dan dolayı sarının bir tanesi 8A mı? Sarının bir tanesi. Yani bütün A, G, B, G, B, C, A, G, C ne olacak? 8A olacak. Peki sonuçta ağırlık merkezinden geçtiği için burada da taban iki eş parçaya bölüyor. Yani o zaman ben gelip 8A'yı 2'ye bölersem 4A, 4A yazabiliyorum değil mi? Peki taralı alanlar toplamı 24 verilmiş değil mi? Şimdi taralı alanlar toplamına baktığımızda A'sı burada var. Doğru mu? Peki A'sı burada var. 4 A'sı burada var. 5 A eşittir 24'müş. B, F, K, G dörtgeninin B, F, K, pardon. B, şu arayı soruyor bize. Peki arkadaşlar biz burada şunu yapabilir miyiz? Bak G ile F'yi birleştirdim. Sonuçta sağ tarafta ne varsa sol tarafta da aynısı olacak. Ağırlık merkezinden geçtiği için. Peki burada A varsa burada da A olacak. Sonra gelip ben buraya da 3a diyeceğim. Aynısı simetrik deltoid de diyebilirsiniz hatta buraya. Ama tabii ki şu eşitlik olmadığı için ve açı ortay olmadığı için deltoid diyemeyiz. Açı ortay olsaydı deltoid diyebilirdik. Peki e, burada bak 3a a'yı yazdım burada 4a değil mi? E, buranın da 4a olduğunu biliyorsun. Doğru mu? Demek ki bizden istenen bak bizden istenen 4a ile a'yı topladın. Dörtgen orada çünkü 5a. E, biz zaten 5a'nın 24 olduğunu söylemiştik. Çünkü bize taralı bölgenin alanı 24 bin santimetre kare demişti. E bizden de 5A isteniyor. O zaman doğru cevabımız aslında yine 24 santimetre kare olmuş oldu. Tamam mı arkadaşlar? Dördüncü sorumuz da bu şekilde. Geçiyorum yine alan parçalamalı bir soruya. Beşinci sorumuza. Şöyle tam ekran yapalım. Burada çünkü içeriği biraz parçalayacağız. Şimdi gerçek anlam değil. Mecaz anlamda. Alan, alan FGH ile 20 santimetre kare. Peki AC'de eşitlikler var. BC'de de eşitlikler var. Gelin biz şöyle bir şey yapalım. 20 cm kareyi parçalayalım. Nasıl parçalayalım? Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Diyorum ki hatta şunu biraz daha inceltirsek K'dan G'ye çizdim. L'den G'ye çizdim. Tamam mı? Bu sayede G noktasından H'e çizildi, K'ye çizildi, L'ye çizildi. Tamam mı? Sonra A'ya çizmiyorum bilerek. Çünkü L'den E'ye çizeceğim. L'den D'ye çizeceğim, L'den B'ye çizeceğim. Benim buradaki amacım her kenarı birbirinin yakınındaki oranla parçalamış oluyorum. Yani ne demek bu? Bakın beraber yapalım. Şöyle gösterelim. Eğer ben şuraya A yazmış olsam, eşitlikten dolayı burada A, eşitlikten dolayı burada A. Hangi eşitlik hocam? Bak tabanındaki eşitlikleri görüyorsunuz. Tabanındaki eşitlikler G tepe noktası gibi düşünün. GLK, GKH, GHC. Bunlar. Tabanlar aynı olduğu için alanları da aynı olacak. Tamam. Şimdi bunları yazdık. Peki bitti mi? Bitmedi. Burada şimdi bak takip edin. L, G, C üçgenine baktım. L, G, C. Peki L tepe noktasına göre bu sefer tabanda tek çizgili neler var? Eşitlikler var. E bunların hepsini bak. Bunların hepsini topladığında 1, 2, 3 A mı? Yani L, G, C'de 3 A'n var. Tamam mı? Hatta şöyle de gösterebiliriz. Bak L, G, C'de 3 A var. Tamam mı? Yanındakinde de 3A olacak mı? Bunun yanındakinde de 3A. 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 Yani tabanında nokta olan şöyle B, D, D, e, e, F ve F, G. Hatta G, C eşitliklerin hepsinde tepe noktaları L olduğu için alanlar eşit olacak. Peki bitti mi? Bitmedi. Bu sefer bak şekli biraz da sizin için şöyle çizeceğim. Bakın. Şimdi BL'yi çiziyorum sadece bak BL'yi. BL'yi çizmemdeki nedeni göreceksiniz şimdi. Bak BL'yi bilmiyoruz. BLA'yı. Ama 3, 6, 9, 12. Bir tane daha var 15A. 15A. Peki 1, 2, 3. Eğer ben buraya 3K desem. Şurada K mı? Aynı şekilde. Demek ki arkadaşlar 3K'nın gördüğü alan 15A ise 5 katı ise K'nın gördüğü alan da 5A olacak. Yani getirip şuraya da 5A yazacağım. Tamam. Şimdi bunu niye yaptık? Gelip şurada 20'nin bulunduğu yerde 3, 4, 5A var. Bak 5A eşittir 20 santimetre kare ise A'yı 4 buldum. Şimdi üst tarafa geldim. Bu ikisini topladığında alan ABC ne olur arkadaşlar? 20A olur değil mi? 20A alan ABC ise 20 çarpı 4'ten tüm alanı ne bulursunuz? 80 santimetre kare bulursunuz. Ama bakalım bize onu mu soruyor? Evet. Alan ABC sorulmuş. Demek ki doğru cevabımız 80 santimetre kareymiş. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Eğer böyle çizimlerde zorlanıyorsanız benim yaptığım gibi dışarıya çizerek yani dışarıya taşıyarak e, harfleri, kenarları dışarıda böyle boş bir üçgende yapabilirsiniz. Tamam mı? Geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Altıncı soru. Tanıdık değil mi altıncı soru? Bak orta taban şurası. Birer birer eşit verilmiş ve paralellik varsa sol taraf da eşit olacak şu şekilde. Ve biz demiştik ki benzerlik oranının karesi alanlar oranıdır. Eğer ben şurada 1 bölü 2 görüyorsam bakın 1 bölü 2'nin karesi ne yapar? 1 bölü 4. O zaman şunu yapabiliriz. Ben gelip şurada buraya A yazsam 4A olması için 3A. Bu şekilde 1'e 3 olan, 2'ye 3 olan bu şekilde oranları sağlarsanız hepsini bulabilirsiniz. Ama ben size pratik bir şey söyleyeceğim. Tek sayıları hatırlayın. 1 3 5 7 9 şeklinde gider. Demek ki bu şekilde orta tabanları verilen üçgenlerin, iç içe geçen üçgenlerin alanları 1 3 5 7 9 şeklinde gider. Kontrol edelim hatta A'ya bakın A'ya topladığınızda 9 A yani 1 bölü 3'ün karesi sağlamış oluyor. Şimdi B, C, 7 A var. A, B, C'de tamamını topladığımda şurada zaten nedir 4, 9, 16. 16 A'lar birbirini götürdü cevabımız 7 bölü 16 gelmiş oldu. Yani B seçeneğiymiş. Anlaştık mı? 6. sorumuz da bu şekildeydi. Gelelim 7. sorumuza. ABD bir üçgen. AH4. Bak 4, 4 kök 5. K, 2K, K kök 5'ten ben o zaman Pisagor'dan da yapabilirsiniz. HC'yi 8 buldum mu? Buldum. Ben niye yamuk duruyorum ya? Hiç de demiyorsunuz ha. Ben de hiç bakmıyorum. Neyse. Benim hatam. Şimdi şöyle biraz daha ortalayayım. Şimdi bak 4, 8, 4 kök 5. Şimdi AD 8 kök 2 verilmiş. Tamam. AC 4 kök 5. Alan ABD isteniyor. A, B, D. Doğru mu? Yani tüm alan isteniyor. Peki arkadaşlar bizim burada yapmamız gerekenlerden biri yani sen gelip AB ile BC'nin eşitliğini önce yazacaksın. Bak AB ile BC'nin eşitliğini göstereceksin. Peki ikizkenar üçgende C açısıyla B açısı, C açısıyla A açısı eşitse C'den indirdiğin yükseklik ile A'dan indirdiğin yükseklik ne oluyordu arkadaşlar? Eşit oluyordu. Hatta şu 8'i bir silelim. Biz onun 8 olduğunu zaten biliyoruz. Peki buradaki eşit yükseklikler olduğu için burada 8 olacak. Ama bura 4 parçalıyorsa burada 4 parçalayacak. Tamam mı? Şimdi buraya kadar geldik. Ondan sonra ben şunu söyleyebilir miyim? Bakın sadece şu taradığım dik üçgene bakın. Taradığım dik üçgen mavi dik üçgende 8. 8 kök 2. O zaman burada 8 olacak. Sek neden? Çünkü 45 45 90 üçgeninden. O zaman ben buraya 4 yazabiliyorum. Alan ABD sorulduğu için bak. Alan ABD sorulduğu için ne yapabiliriz? Bize şurası lazım değil mi? Bak bize. O zaman gel şuraya bak 8 olduğunu biliyorsun ya bunu. Şuranın da ben buraya A yazsam buranın da A olduğunu biliyorsun. Peki ben bu A'ya 6 verirsem bak 6 verirsem 6 8 sadece siyah dik üçgene baktın. 6 ile 4'ü topladın. Onu sağladı mı? Sağladı. Demek ki 6, 8, 10 özel üçgenin sağladığı için şu kısma 6 yazabilirim. Şimdi yüksekliğinde 8 var. Tabanında BD var. Toplayalım. 8 çarpı 6 8 daha 14. 8 çarpı 14 bölü 2 ne yapar arkadaşlar? 56 yapar. Şıklara baktığımızda 56 santimetre kare bizim doğru cevabımızdır. Yani önce sağda yaptık işlemi sonra solda yaptık. Sonra üçgenin alanı dediğimiz taban çarpı yükseklik bölü 2 yaptık. Bir de burada bence kritik noktamız ikizkenar üçgende A açısıyla C açısı eşit olduğu için A'dan indirdiğin yükseklik ile C'den indirdiğin yükseklik hem eşittir hem de eşit parçaya böler. Yani ne demek bu? Şu dörtler birbirine eşittir ve şu a'lar birbirine eşittir. Tamam mı arkadaşlar? Yani bir nevi simetriye oluyor. Sekizinci sorumuza gelebiliriz. Şimdi sekizde ne diyor? Beraber bakalım. ABC bir üçgen. AD ile DC eşit verilmiş. Bakayım. Evet. AD, DC eşit. B. Bir de üç tane eşitlik var. Ona da baktık. Tamam. BK eşittir. BK eşit. Şimdi bence önce parçalamaya devam. Bak D'den K'ye çizdim ki şurada bir parçalayalım. Peki ben burada gelip şuraya A yazsam, tabandaki eşitliklerden dolayı bunların hepsi ne olacak? Tabanlar eşitse alanlar da eşittir. Peki tek çizgiye baktım. 1 2 3A var. E tek çizgi var. Burada üç 3A çünkü neden? Yan yanalar. K tepe noktaları 3A'ya 3A. Peki şimdi bunun tamamını şöyle yeşilin tamamını topladın. Ne yapar? 3A üç 3A üç 6A değil mi? E bu sefer tabanında eşitlik var. E bu 6A ise bu da 6A'dır. Alan DEF. DEF'de A var. ABC'de 6 6 12 A var. A'lar birbirini götürdü. 1 bölü 12 en sade neymiş? Cevapmış. O zaman cevap D seçeneğidir. Anlaşıldı mı? 8. sorumuz bu şekildeydi. 9. sorumuza gelebiliriz. Bir katlama sorusu galiba. Evet. Okuyalım. Şekil 1'de üçgen şeklinde kağıdın kenarlarından biri 10 santim uzunluğundadır. Bu üçgenin yüksekliklerinden biri kesikli çizgiyle gösterildiği gibi çizilip bu çizgi üzerinden şekil 2'deki gibi katlanıyor. Tamam. Peki eski haline getirelim. Şurada bir yerde olacak. Biraz üst üste gelecek ama önemli değil. Bak katlamayı geri açtım. Burada 10 vardı. Onu şuraya götürdüm. Üst üste gelen kenarlar şu şekilde ve üst üste gelen açılar bu şekilde. Zaten ikizken üçgen oluşturdu. Sonra bu üçgenin yüksekliklerinden biri kesikli çizgiyle gösterildiği gibi çizilip H. Şekil 2'lik gibi katlanıyor. Bu durumda şekil 2'deki sarı renkli üçgenin tabanı 9, alanı 36. Peki şekil 2'de geniş açılı üçgen var mı? Var. Peki geniş açılı üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani dışarıdan yükseklik H, tabanımız 9 bölü 2 bana 36'yı mı verecek? Peki 9 ile 36'yı sadeleştirdim. 4, 2 ile çarptım. H buradan ne geldi? 8 geldi. Peki h'in 8 olması burada 6'yı getirir. 6 8 10'dan 6 6 yazdım. Şurada da 8 var. Tamam mı? Peki buraya dikkat. 6 ile 9'u topladım. 15 mi? Peki dik üçgende 8 15 ne üçgeni var? 8 15 ne 7? 17. Tamam mı? Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Buraya da 17 buldum. Burada 10 var. Şunun tamamı da 21 mi? Evet. Neyi soruyor? Şekil 1'deki üçgenin çevresi sorulmuş. O zaman toplayalım arkadaşlar. 10, 21, 17. Ne yapar? E, ee, 38, 48. Evet. Demek ki şekil 1'deki üçgenin çevresi 48 santimmiş. Şıklara baktığınızda cevabınız A seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 9. sorumun bu şekildeydi. Gelelim 10. sorumuza. ABC bir üçgen. AE ile EC eşit. Tamam. 120 derece verilmiş ve ED 6, BD 18. Ve bizden alan ABD istenmiş. ABD. Taralı bölgenin alanı isteniyor. Şimdi ben burada şöyle bir paralellik çeksem bak. Şöyle bir paralellik çeksem. Bu paralelliği niye çekiyorum? Yöndeş açıdan 120'yi buraya getirdin. Sonra altının orta tavanından 12'yi buraya getirdin. Peki arkadaşlar yöndeş açıyı taşımıştık ya 120'yi. Arka tarafını to tamamlasam 180'e 60 derece olarak. Peki sonra 60 var 12 var. Tepeden bir dik atalım. Çünkü dik üçgen oluşturalım ki... 30, 60, 90 üçgen oluşsun. 90'ın karşısında 12 ise 30'un karşısı sadece şurası 6 ama yazmıyorum. Ama 60'ın karşısı 6'nın kök 3 katı. Orayı neden yazmadım? Çünkü bana zaten taban 18 verilmiş. Parçalamaya gerek yok. E, yükseklik de 6 kök 3. O zaman taralı bölgenin alanı 18 çarpı 6 kök 3 bölü 2'den ne yapar arkadaşlar? 54 kök 3 yapar değil mi? Çünkü 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 3, 18 ile 3'ü çarptım. 54 yanında da kök 3 var. 54 kök 3 santimetre kare taralı üçgenin alanıdır diyebiliyoruz. 11. soruya doğru o zaman geçelim. Şimdi pembe bir alan var. Pembe bir bölge var. Şimdi 3, 4, 5 üçgeninden ben önce A, bir ne yazdım? 5'imi yazdım. Sonra 11'im burada. B, C, alanı istenmiş. B, C, alanı. Peki arkadaşlar şuradaki 90 derece bize yardım eder mi? Bence eder. Çünkü sen gelip buraya alfa yazarsan, buraya beta yazarsan Alfa artı betanın ne olduğunu biliyorsun 90 derece. Peki 90'ın yanında bak 90 var alfa var yanında o zaman ne eksik beta eksik. Peki bir üçgenin alanı sinüs alandan yazarsak nasıl yazıyorduk arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı bir kenarımız 3. Diğer kenarımız 10 çarpı aralarındaki açının sinüsü sin beta. Şimdi sin beta'yı ben o zaman buradan bulabilir miyim? Sinüs demek karşı bölü hipotenüs demek. O zaman sin beta eşittir 3 bölü 5 ise getirip burada yerine yazacağım arkadaşlar. 32'ye böldüm. 15. 15 çarpı e 3 bölü 5. Ne yapar? 15 ile 5'i sadeleştirdim. 3. 3 kere 3. 9. Demek ki 9 santimetre kare bu BDC üçgeninin BCD pardon alanıymış. Olayı anladık değil mi? Yani yan yana bana 2 tane 90 derece verirse yani biri dik üçgenin içinde biri de açıyı taşıyabileceğim bir bölgede ise biz sinüs alan teoreminden bu üçgenin alanını bulabiliriz tamam mı? Ama uzun yoldan yapmak isteyen şunu da yapabilir. Bak D'den dik atacaksın. Burada H çarpı 5 bölü 2 eşittir. 3 çarpı 4 bölü 2'den 12 bölü 5 bulacaksın. Sonra bunu aşağı doğru şöyle indireceksin. Şuradaki parçayı bulacaksın. Şundan bahsediyorum. Bu da karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Bu yüksekliği buraya taşıyacağım. Burada da taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacaksın. O biraz daha meşakkatli bence. Gerek yok. Ama yapmak isteyen yapabilir. Evet son sorumuza gelelim. Kampımızın son sorusu yarın denemelerimize geçeceğiz. Yani e, deneme çözümü yapacağız. Şöyle bir kampın genel bir tekrarı olacak. Neler öğrendik neler yaptık. Üçgenler hakkında karşımıza çıkan sorularda bakalım neler olacak. Tamam. Şimdi ABC üçgeni şeklindeki bir kağıt A noktasından ve T noktasından geçen AT doğrusu boyunca katlandığında B noktası AC üzerindeki B üstü noktasına geliyor. Katlama sorularında arkadaşlar eski anne zaten getirmiş soru. Çizgileri çizmiş. Peki üst üste gelen açılar, açı ortaya oluştu. Aynı şekilde şurası. Peki üst üste gelen kenarlar da birbirine eşit. BT ile de B, B üstü T eşit. Tamam. Peki ABC üçgeni şeklinde kağıdın alanı 20. Bak bunun alanı 20. 3BT, 2TC ise ben buraya 2N yazsam buraya 3N yazacağım. BT'ye 2N yazdım. Burada 2N oldu. TC 3N. Bunu da yazdım. Peki biz o zaman şunu yapabilir miyiz? Ben sonuçta bu açı ortaya göre 2'ye 3'ü görüyorsunuz değil mi? Bakın şu açı ortaya göre. Bakın tekrar çiziyorum. 2N'ye 3N. 2N'nin üstüne 2T yazıyorum. 3N'nin üstüne 3T yazıyorum. Bu hangi özellikti? Açı ortay kuralıydı. Doğru mu? Kenarlar tabanlarla orantılı. Peki burada 2T varsa 2T'si burada 3T olması için T mi yazdım? Tamam. Soru aslında benim için bitti gibi bir şey. Çünkü gelip ben buraya A yazsam T tabanında A varsa 2T tabanında 2A var. Toplam 3a mı oldu bu? Bak gelip buraya 3a yazdım. E 3n'de 3a varsa 2n'de 2a olacak. Toplam o zaman üçgenin alanı 5a oldu. E kağıdın alanı zaten 20'ymiş. O zaman 5a 20 ise arkadaşlar a buradan ne gelir? 4 gelir. Peki benden b üssü tc Bitcoin <laughs> BTC. Bak b üssü tc a'yı istiyor sadece. O zaman cevabımız C seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Var mı sıkıntı? 12. sorumuz da bu şekildeydi. Evet kampımızı bitirmiş oluyoruz. Yarın ama denememizle devam edeceğiz. 22. güne kadar geldik. Bugüne kadar gelen arkadaşların emeğine sağlık. Helal olsun. Biz bu yolda neler neler yapacağız göreceksiniz. Çok güzel kamplarımız olacak. Çok güzel sürprizlerim olacak size. Deneme çözümlerimiz olacak. Zor soru çözümleri olacak. Olimpiyat soru çözümleri olacak. Bunların hepsini planlıyorum. Sezon başladığında dönem başladığında harika bir sezon bizi bekliyor olacak. Anlaştık mı? O zaman videoya bir beğeni bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Eğer beğendiyseniz videoya beğeni bırakabilirsiniz. Destek amaçlı. Yorum atabilirsiniz. kişisel görüşünüz veya videoyla alakalı veya alakasız her şeyi yazabilirsiniz. Peki. O zaman bir de kanala abone olursanız. Bunu hepsini söyledik. Bunu da söyleyelim. Çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Sizleri seviyorum. E, görüşmek üzere. Umarım emeğinizin karşılığını kat kat fazlasıyla alırsınız diyelim. Tamam? Görüşürüz.